Merhaba arkadaşlar, ben size bugün denize komşu yapmaya geldim. Evet, denize 150 metre 2 dakikada gidebileceğiniz, havlunuzu alıp gidebileceğiniz en güzel mavi şehirde, doğa içinde müthiş manzaralı, deniz manzaralı, öyle yalandan değil, gerçek deniz manzaralı bir 3+1 dubleks tanıtımı için karşınızdayım. Dairemiz 150 metre net kullanımı alanı olan, teras haricinde yalnız, onu da söyleyeyim. Müthiş derece bir işçilik, müthiş derece bir malzeme. Saygılarımı sunuyorum. Tanıtma için buyurun beraber tanıyalım. Evet sayın takipçilerim, ben biraz önce deniz manzaralı dedim ya, evet. Bu alanı daha dairemize varmadan görüyorsunuz. Evet, şu doğa ve deniz manzarasını daha detaylı şekilde ben size üst kattan göstereceğim. Böyle bir güzel bir malzemeden kullanılmış, her şey harika. Böyle bir harika bir çelik kapıdan içeri giriyoruz. Ben şöyle bir kapımızı kapatıyorum. Şu alanı göstermek istiyorum. Bunu daha sonra söyleyeceğim de olur. İstenirse burayı, istenirse de olması gerekiyor. Buraya, bu kapının arkasındaki bu yeri ilk önce güzel bir, yani dolap, elbise dolabı gibi vestiyer yapılsa çok iyi olur. Benim acizane düşüncem ama olması gerekiyor. Bakın, burası biraz karanlık oldu. Çünkü şu anda elektriklerimiz burada açık değil. Buradan da her odasından deniz manzaralı. Ve asla önünde engel olmayacak şekilde bir doğa manzaralı. Çünkü oradaki villalarımızın hepsi bir katlıdır. Ben kendimi ilk önce tanıttığımı bilmiyorum ama böyle bir yerin heyecanını tanıtmak için benzin aldı. Dedim emlak danışmanımız. Evet. Harika bir renk. Açık gri renkler böyle. Yine buradan gördüğünüz gibi deniz manzaralı ve doğa manzaralı. Müthiş enerjisi. Burası Aydın'ın incisi, Türkiye'nin incisi Didim. Didim'in beyni diyelim artık. Neden beyni diyorum? Çünkü burası mavi şehir. Anlatmama tek tek gerek yok. Harika bir malzeme kullanılmış. Böyle büyük bir banyo, duşakabini, klozetimiz, efendimin söylediği lavabomuz, her bir şey. Hızlı bir şekilde ben üst kata çıkmak istiyorum. Çünkü gerçekten de görülmeye değer bir alan. Karşımızda terasımıza çıkan bir mutfak, ayrı mutfak. Elektrikler yok. Şu anda burada öbür daire çekimini yaptım. Orada vardı. Burada nedense ben ya açamadım ama rahat, güzel. Her şey mükemmel. Tezgahlarımız, her şeyimiz. Buradan karşıdan terasa çıkıyor. Bütün pencerelerimiz, kapılarımız ağaç desenli. Tam nostalji böyle. Şu banyonun genişliğini göstermek istiyorum size. Tek tek malzemeyi anlatmama gerek yok. Sütlü kahve, fayanslar, böyle yaldızlı, çok harika yapmışlar. Orta yerlerden böyle çevirme yapmışlar. Harika bir şey olmuş. Yani çamaşır makine yerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi çok fazla ben size de uzun uzun, ama burası değer. Ben çok villalar tanıttım. Çok böyle dubleksler tanıttım. Ne böyle bir manzara var. Ne bir böyle kalite var. Bakın arkaya doğru buraya müthiş derece böyle kapatılıp yüklük gibi. Yani yüklük derler. Bizler köylü çocuğuz. Eskiden hep böyle gördük. Ama şu odalarımızın genişliğini size göstermek istiyorum. Tam yatak odası. Her bir yatak odasında televizyon giriş yerlerimiz var. Evet. Bütün kapılar. Bir de aynı zamanda şunu söyleyeyim. Buralarda panjur. Yani eski sistem. Böyle panjurlarımız. Ben çok eski sistem değil. Yani aslında astroloji olmuş. Ben çok beğendim. İnanır mısınız? Bayıldım. Diyeceksiniz ki nasıl? Gelin görün siz de nasıl hak vereceksiniz.
Hak vereceksiniz. Bakın şu salonun genişliğini görmenizi istiyorum. Her odadan deniz manzarası. Bakın tekrar tekrar ediyorum. Zaten bu firma öyle bir işçilik yapmış ki zaten bilimin en saygın firması. Bunu açık ve net söyleyeyim. Televizyon yine yerlerimiz. Burada ayrı bir sanki böyle bir şey yani eskiden gümüşlük koyarlardı. Olsa harika olur. Şu genişliği. Yani nereye neydi konuşacağımı şaşırdım. Bakın tekrar tekrar gösteriyorum. Her odadan deniz. Bir adım ilerinizde. Denizden komşu olacaksınız. Evet. Denizden resmen komşu. Ben tekrar şu alanı, sizin salonun genişliğini size göstermek istiyorum. Tabii ışıklar olması olsa çok harika gösterirdi. Ama siz artık onu hayal edeceğinizi düşünüyorum. Burada karşıda bir tane kilerimiz var. Ben şuradan başlamak istiyorum tekrar. Yine burada mutfak çıkış yerimiz. Mutfaktan. Burada güzel yemekler, lezzetli yemekler, eşimizden, dostumuzdan, sevdiğimizden. Burada muhabbet. Nereye muhabbet? Muhabbet doyum olur mu burada? Depomuza da söyleyeyim. Ondan sonra lafımı şimdi bakın. Geniş bir depo. Her evde olması gereken bir kiler. Evet. Böyle bir alanda, böyle bir doğa, böyle bir deniz. Bakar mısınız bir? Bakar mısınız bir? Didim'in neresinde var böyle bir yer? Buranın fiyatını söyleyeceğim. Ama altyazı olarak da yazmak istiyorum. Bakın, deniz bir adım. Komşu. Buranın tam akşam güneşleri ne olur biliyor musunuz? Dilimi bilirseniz bilirsiniz. Akşam güneşleri harika olur. Akşam saatlerinde burada. İstenirse yazın camları açın. Çünkü pergolesi hazır. Ya bakın bir şey demek istiyorum. Ben çok villalar tanıttım. Çok daireler tanıttım. Buranın fiyatını duyunca altyazıda yazıyorum. Siz de şaşıracaksınız. Çünkü denize resmen, bakın resmen tekrar ediyorum. Komşusunuz, komşu. Pergolesi, cam balkonu çevirmiş her şeyinizi, sadece eşyanızı alıp geleceksiniz. Ben videomu sonlandırmak istiyorum. Saygılarımdan emlak danışmanınız Remzi Ünal'dı.